Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü kitabımız Sanat Felsefesi. Şöyle kapağını bir göstermiş olayım başlarken. Evet, Sanat Felsefesi Çağdaş Bir Giriş alt başlığı. Yazarı Noel Carroll diye telaffuz edeceğim ben. Artık bilmiyorum doğrusu bu mu. Benim İngilizcem ABS, ABNO seviyesinde olduğu için doğru olmayabilir. Kitabın elimizdeki baskısı ikinci baskı. Çeviren de Gülüz Korkmaz Tirkeş. Hakikaten Gülüz Hanım'a işçiliği için teşekkür etmek lazım. Güzel bir metin. Okuduğunuzda evet iyi çevrilmiş diyorsunuz yani. Çeviri kitapların bazen özellikle daha küçük yayın evlerinde diyelim. Hüsnü zannedelim. Bazı çevirileri oluyor. Okumak bayağı müşkül oluyor. Ama bu kitap güzel bir dilde çevrilmiş. Rahat okunuyor arkadaşlar. Yayın evi Ütopya Yayınları. İkinci baskının tarihi de Ocak 2016'ymış. Bunu da söyledikten sonra hemen notlarımıza, daha doğrusu fosforlu kalemle çizdiğimiz kısımlara gelelim. Üzerlerine bir parça konuşmaya çalışalım. Ondan sonra da kitabın geneli hakkında bir şeyler söyleyip bitirelim. Şimdi ilk çizdiğimiz yer 14. sayfadan. Kavramları eleştirmek neden gerekir? Çözümlemeci felsefe bunu neden yapıyor? Buna dair yazar bir girizgah yapıyor kitabına. Orada geçen dikkatimi çeken bir şey. Okuyayım bir paragrafçık, ondan sonra da üzerinde konuşayım bir iki cümle. Şüphesiz kaç kişinin kanuna uyduğunu öğrenmek toplumsal bir politika belirlenmesi açısından önemlidir. Tam söyleyemedim, bir daha deneyeyim. Şüphesiz kaç kişinin kanuna uyduğunu öğrenmek toplumsal bir politika belirlenmesi açısından önemlidir. Yukarıyla bağlantılı orayı okumadık. Ancak kanunun ne demek olduğunu keşfetmek ya da bunu yapmaya çalışmak da önemli bir projedir. Çünkü eğer bu soruyu ihmal edersek kendimizi, uygulamamızın anlaşılır olup olmadığını, tutarlılığının ya da mantığının olup olmadığını merak eder halde bulabiliriz. Kavramları konuşmak bu yüzden lazımdır diyor. Yaptığımız şey tutarlı mı değil mi? Bunu ancak kavram konusunda netliğimiz varsa bilebiliriz diyor. Aksi halde uygulasak bile bu iltizam, itikat olmaz bizde. Bizdeki tabirleriyle söyleyelim, nurcu tabirleri. İtikat olmamışsa, iltizam kalmışsa bundan taassup olur diyor. Dima'daki meratibe atıf yapalım. Bu soruyu ihmal edersek kendimizi uygulamamızın anlaşılır olup olmadığını, tutarlılığının ya da mantığının olup olmadığını merak eder halde bulabiliriz. Uygulama alanlarımızı düzenleyen, onların var olmalarını sağlayan, altta yatan kavramları sorgulayarak, çözümsel felsefeci bu uygulamaların ne anlamı olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. Çözümsel felsefeci ya da çözümsel felsefe ne işe yarıyor? İşte onu şimdi söyledi. Bu kitabın zaten bütün fonksiyonu o. Sanat kavramının çözümlemeci felsefesini yapıyor bu kitap. Çözümsel felsefesini yapıyor bu kitap. Düzeltelim. Uygulama alanlarımızı düzenleyen, onların var olmalarını sağlayan, altta yatan kavramları sorgulayarak, çözümsel felsefeci bu uygulamaların ne anlamı olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. Bu, akla gelen tek felsefe türü değilse de önemli bir tanesidir. Hatta diğer okullardan gelen felsefecilerin de en azından zaman zaman çözümsel felsefeci olmaları gerekir. Yani kavramları, tanımları en baştan konuşmaları gerekir. Örneğin, Marksist bir felsefeci sömürü nedir diye sormak zorundadır. Biz de yazara hak veriyoruz. Evet, böyle yapmak zorundadır. Hatta bütün diyelim bilim, ilim dallarında böyle bir yan vardır yani. Tanımlar, kavramlar, önce onların neliği bir şeye bağlanır. Ondan sonra onların üzerine bilgi bina edilebilir. O anlamda çözümsel felsefeyi biz de haklı bulduk. Bir diğer not 16. sayfada dikkatimi çekmiş. Ha, burada şeyi söylüyor. Neden dikkatimi çekti? Bir şeye değer atfetmek, onu sanat eseri olarak görmek, onda yaptığımız okumaları da etkiliyor. Paragrafın başından alayım. Ancak sanat kavramının bu sözü edilen resmi kullanımlarından çok daha önemli olan,
Bu kavramın bizim sanat nesneleriyle süregelen alışverişimizde oynadığı roldür. Çünkü bir nesneye yorum, beğeni, duygu ya da değerlendirme açısından nasıl tepki verdiğimiz, kesin olarak onu bir sanat nesnesi olarak sınıflandırıp sınıflandırmadığımıza bağlıdır. Diyelim ki canlı nefes alan bir çifti tahta bir masanın karşıt kenarlarında oturmuş birbirlerine bakarken görüyoruz. Bir daha okuyayım. Diyelim ki canlı nefes alan bir çifti tahta bir masanın karşıt kenarlarında oturmuş birbirlerine bakarken görüyoruz. Normalde onlara ya hiç ilgi göstermez ya da kibarca başımızı başka bir yöne çeviririz. Ama örneğin Maria Abramovic ile Ulay'ın Gece Denizini Aşmak adlı ortak gösterilerinde olduğu gibi onun bir sanatsal çalışma olduğunu öğrenirsek tepkimiz tamamen farklı olur. Yani bir şeyi sanat eseri olarak görmek, değerlendirmek, onda yapılan okumaları, ona karşı duygulanımları, tepkileri de etkiliyor. Buna dikkat çekmiş yazar. Yine mevzunun nurcucasını söyleyelim. 23. sözün konusu. Yani bir nesneye ustasıyla beraber bakmak ne anlama geliyor? Onu sanat eseri olarak görmek anlamına geliyor. Orada bunu antika ve demirci çarşısındaki durumu üzerinden anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bir antikayı antikacılar çarşısına götürseniz ustasını bilerek adamına baktığı için ayrı değer verecek. Onu demirci çarşısına götürürseniz demirci ustasına bakmadığı için daha çok düşük, belki bir lira bile değil, böyle bir değer verecek aynı şeye. Burada da ona dikkat çekiliyor daha farklı bir şekilde. Yani sanat ne demektir, sanat eseri neye denir, buna karar vermemiz baktığımız nesneleri de etkiliyor. Diğer bir not 17. sayfadan. Demek ki sanat kavramımızı netleştirme çabamız sadece basit bir akademik kayıt tutma işi değildir. Adayları sanat eserleri olarak kategorize etmek bizi izleyici, dinleyici ve okuyucu olarak eylemlerimizin içeriğini oluşturan sanatsal tepkiler vermemize olanak sağlayan bir konuma getirdiğinden bu çaba sanatsal faaliyetlerimizin tam da kalbinde yer alır. Oyunu oynayabilmek için sanat kavramında bir dayanak noktasına ihtiyacımız vardır. Çözümsel sanat felsefesinin görevi de sanat kavramı üzerinde düşünüp olabildiğince hassas bir yaklaşımla bu kavramın farklı unsurlarını ortaya koyarak bu dayanak noktasının kuvvetli olmasını sağlamaktır. Çözümsel felsefe demek ki insanı konuştuğu şey hakkında dayanak sahibi yapıyor. Tanımları iyi bilmek bizi tahkiki iman sahibi yapıyor onlara dair diyebiliriz belki. Efendim 20. sayfada bir başka not. Bu not aslında daha önceden başlıyor. 19. sayfadan. Oradan itibaren okuyayım. Çok güzel bir şey çünkü bu. Bu düşünceleri ortaya koymanın çok kullanışlı bir yolu var. Kitap boyunca kullanacağımız için bu aşamada açıklamakta yarar var. X, Y için gerek koşuldur demek, Y yalnızca X varsa var demektir. Birisinin prenses olması ancak kadın olması halinde söz konusu olabilir. Kadın olmak, prenses olmak için yeter koşul değildir. Ama gereklidir. Birinin prenses olması için önce kadın olması gerekir. Bir insan kadın olup prenses olmayabilir. Ama prenses olup kadın olmaması söz konusu değildir. Kadınlık, prenseslik için gerek koşuldur. Kadınlık, prenseslik için gerek koşuldur. Ya da formüle etmek gerekirse, Y ancak ve ancak kadın olursa prenses olabilir. Bu noktada Y kadındır koşulu, Y prensestir gerçeği için gerek koşul olup, değiştirilemez bir gerekliliktir. Ancak eğer Y kadınsa, o halde prensestir diyemeyiz. Kadınların çoğu prenses değildir. Kadın olmak, prenses olmak için yeter koşul değildir. Bakın gerek koşul oluyor ama yeter koşul değildir. Kadın olmak, prenses olmak için yeter koşul değildir. Prensesliği sağlamak için kafi değildir. Bunun manası o. Başka bir şey daha gerekir. Olası bir aday olarak yeğenin kraliyet soyundan gelmesi ve bunun da söz konusu ülkenin kanunlarıyla belirlenmesi gerekir.
O halde eğer Y kraliyet soyundan gelen bir kadınsa o zaman Y prensestir diyebiliriz. Yani önermenin öncül koşulu Y bir kadındır ve uygun kraliyet soyundan gelmektedir. Y prensestir şeklindeki sonuç koşulun gerçekliğini garanti eder. Bu örnekte kadın olmak ve kraliyet soyundan gelmenin her biri gerek koşulken, birlikte prenseslik için yeter koşulu sağlıyorlar. Evet, burası açık. Fazla bir şey söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Gerek koşul ve yeter koşul nedir? Bir örnekle açıkladı yazar. Gerek koşul olmazsa olmaz şey, yeter koşul olursa ikisi de olur demek manasına gelen bir şey. Bir paragraf daha var burada işaretlediğim 21. sayfada. Ona da bakalım. Esas tanımdır. Çünkü kavramın temel özelliklerine inerek kullanım için gerek ve yeter koşullara ulaşmaya çalışır. Yani tanım ne işe yarıyor? Gerek ve yeter koşulların ne olduğunu açığa çıkarmaya, onları bilmeye, bulmaya, onlara yaslanmaya yarıyormuş. Esas tanımdır. Çünkü kavramın temel özelliklerine inerek kullanım için gerek ve yeter koşullara ulaşmaya çalışır. Evet, bu cümleden de sonra ilerliyoruz. Bakalım daha ne notlarımız var. 24. sayfada felsefe ile sosyal bilimin farkı üzerine bir izah var. Onu da okuyayım bir parça. Deney, anket ya da gözlemler yaparak belirlenemez diyor. Ne? Onu yukarıda söyledi. Konu kavramsal olarak sanat üzerinde düşünerek çözümlenir. Bu da çözümsel felsefecinin ya da felsefi tavırlı sosyal bilimcinin işidir. Deneysel gözlemlerimizi düzenlemede kullanacağımız sınıflandırma, kategorilerinin netleştirilmesiyle ilgilidir. Ancak bu bilgi toplamaktan farklıdır ve farklı teknikler gerektirir. Sanat eseri olma durumu için önerilen gerek ve yeter koşulları tasarlamayı gerektirir. Bu sahaya çıkarak olmaz. Sanat kavramını nasıl kullandığımız hakkında düşünerek kavramı yerleşmiş olduğuna inandığımız kullanımlarına karşı zihinsel olarak test ederek, dilim dönmüyor, hemen bir çay içeyim ben en iyisi. Evet, zihinsel olarak test ederek, hatta düşünsel deneyler yaparak, hayali örnekler gibi, sanat kategorisinin önerilen yeniden yapılandırmalarının sezgilerimizle örtüşüp örtüşmediğini görürüz. Elbette sezgiler sosyal bilimler için laneklidir. Ama çözümsel felsefeciler için ana sütü gibidir. Burada yazar, üstte de var ama orayı okumadım çok uzatmamak için. Yani felsefe ile sosyal bilimlerin farkı üzerine konuşuyor bu bölümde. Birkaç sayfa boyunca. Dikkat çektiği önemli şeyler var. Yani felsefe diyor sadece deneye dayanmadığı için öngörüler, sezgiler, akıl yürütmeler daha geniş bir alandan konuştuğu için sosyal bilimlerin hakkında söz söyleyemeyeceği şeyler hakkında konuşur diyor. Sosyal bilimciler onun bilgisinin pek dilinden anlamazlar diyor yani. Onlar sahaya bakarlar, sahadaki veriye göre konuşurlar. Felsefeci diyor bunun zorunda değildir. O diyor akıl yürütmelerle, hayal kurmalarla hatta daha ileride uzanabilir diyor. Orası da hoşuma gitti yani sosyal bilimle felsefenin farkı üzerine söylediği şeyler. Mesela burada diyor doğruluk standartlarını oluşturmak felsefeciye göre önemlidir ama sosyal bilimci diyor onları kendi alanının dışında görür falan. Neyse uzatmayayım. Şuradan bir cümle daha okuyayım. Felsefeci 26. sayfada. Felsefeci sanatın gerek bir koşulunu, bir çalışmanın sanat eseri olarak kabul edilmesi için muhakkak sahip olması gereken bir özelliği tanımlamaya çalışır. Sosyal bilimci ise bir toplumda çoğu insanın muhtemelen sanat olarak gördüğü şeyi ortaya koymaktan memnun olur. Bu nedenle sosyal bilimci anketleri tercih eder. Felsefeci çoğu insanın belki sanat olarak adlandırma tasarrufunda bulunduklarının ne olduğundan bağımsız olarak asıl durumun ne olduğunu belirlemek için mantık, tümden gelim tartışmaları,
esas tanımlar ve karşı örneklere ihtiyaç duyar diyor yazar. Burada yine kıymetli şeyler söylüyor. Kitabın amacı denilen bölümde 31. sayfa yine önemli bir şey, benim dikkatimi çeken bir şey işaret koymuşum. Ancak unutulmaması gereken şey şudur. Bilgi ve öğrenmede ilerlemenin yolu eleştiriden geçer. Bir kuramı çürütmek size sadece onun hatalı ve yetersiz olduğunu göstermez. Hikayenin sonu. Burası önemli. Yani bir bilgiyi eleştirmek ve onu çürütmek sadece onun yetersiz olduğunu göstermiyor ya. Aynı zamanda ne yapılması gerektiği hakkında bir ipucu da verir. Bir kuramın neyi gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiğini görmek, bir dahaki sefere neyin gözden kaçmaması ve ihmal edilmemesi gerektiğinin farkında olmamızı sağlar. Diyor. Burada yine kıymetli bir şeye dikkat çektiğini düşünüyorum yazarın. Efendim burada okumayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Platon tiyatroyu tehlikeli görürmüş. Niye acaba? Şurayı okuyayım ya. Okumayayım dedim ama herhalde sözle anlatamayacağım. Batı felsefesinde bilinen en erken sanat kuramları Platon ve öğrencisi Aristo'nun tarafından ortaya atılmıştır. Onları en çok ilgilendiren sanat türü tiyatroydu. Devlet adlı eserinde Platon ideal devlet için bir tasarım sunmuştu. Ütopyasının ana hatlarını anlatırken şairlerin özellikle de oyun yazarlarının sürgün edilmesi gerektiğini iddia etmişti. Platon ideal devletinde şair ve oyun yazarı istemiyor. Niçin? İdeal devlette oyun yazarlarının dışlanmasını haklı göstermek için bazı sebepler olmalıydı. Platon'un öne sürdüğü sebepler de tiyatronun doğasına dair şeylerdi. Platon'a göre tiyatronun özü taklitti. Görünümlerin benzetimiydi. Yani oyunlarda yer alan oyuncular temsil ettikleri kişiyi yansıtıyorlardı. Örneğin Medea'da oyuncular tartışmalar yaşanıyormuş gibi yapıyorlardı. Platon'a göre bu sorunlu bir durumdu. Çünkü Platon görünümlerin duygulara hitap ettiğini ve duyguların kışkırtılmasının da toplumsal olarak tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Duygusal vatandaşlık da sağduyulu değil, laf ebelerince akılları çelinmeye hazır, zayıf vatandaşlık demekti. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Duygusal vatandaşlık da sağduyulu değil, laf ebelerince akılları çelinmeye hazır, zayıf vatandaşlık demekti. Platon o zaman sosyal medyayı görse, Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı görse, kim bilir neler söylerdi yani YouTube'u görse. Çünkü o manipülasyon, o duygusal aldatmaca bugün bir silah olarak kullanılıyor. Sadece tiyatronun bir yan etkisi değil, başlı başına bir silah. Bir toplum mühendisliği aracı olarak kullanılıyor yani. Oradan onları kesin kovardı ideal devletinde. Yani Platon'un ideal devletinde büyük ihtimal sosyal medya olmazdı. Medya da belki olmazdı. Evet, kitabın 37. sayfasında yine önemli bir şey taklitle ilgili. Bu formüle göre ancak ve ancak ifadesi bir sanat durumu için taklidin gerek koşulu olduğunu işaret eder. Ha, taklit görüşü, sanat taklittir diyen görüşün irdelenmesi var burada. Buna göre eğer sanat yapıtı adayı herhangi bir şeyin taklidi olma özelliğine sahip değilse sanat eseri değildir. Platon ve Aristo bu görüşteymiş. Taklit yoksa sanat yoktur. Platon ve Aristo'ya göre sanat yapıtı olmak söz konusu parçanın bir şeyin taklidi olmasını gerektirir. Taklit olmadığı sürece hiçbir şey sanat eseri değildir demişler onlar. Sonra işte yazar bu görüşü burada irdeliyor. Hangi yönleriyle doğru, hangi yönleriyle yanlış ele alıyor. Burada yine ilginç bir bilgi. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl başlarında görsel sanatlar açıkça doğayı taklitten uzaklaşmaya başladılar. Görsel sanatçılar bir şeylerin görünüşünü kopyalamaktan vazgeçtiler. Neden? Çünkü bunu fotoğraf yapabilirdi. Örneğin Alman dışa vurumcu ressamlar görünüşleri aynen yakalamaya çalışmaktan vazgeçip anlatımcı etkiler için biçimleri bozdular. Kübistler, eylem ressamları ve azcılar doğadan uzaklaşarak resimlerindeki herhangi bir nesneyi, eğer varsa, tamamen anlaşılmaz hale getirdiler. Bak, baskın gelenek bu oldu.
İçeriği sadece renkli karelerden oluşan Joseph Albers'ın çalışmaları böyleydi örneğin diyor falan devam ediyor. Yani bilimin gelişmesiyle fotoğraf teknolojisinin ilerlemesi sanatı soyuta doğru itmiş. Çünkü fotoğrafa yetişemiyorlar yani birebir taklitte, taklitçilikte. Artık bilimin açtığı yolda bu iş çok pratikleşti, kolaylaştı. İnsan eli ona yetişemiyor. O da sanatçıları buna itmiş. Bununla ilgili başka bir yerde de ben şöyle bir şey duymuştum. Hatta yazılarımda da konu etmiştim. Hani batılı birisi söylüyor bunu hatta. İslam diyor suret resmini kötü görerek, yani men ederek toplumu zaten diyor, sanatçıyı daha doğrusu, zaten diyor soyut sanata itmişti. Yani batının 19. 20. yüzyılda eriştiği o mertebe soyut sanata geçiş, İslam toplumu zaten diyor en baştan beri soyut sanata yatkındı diyor. Çünkü suret resmetmek iyi karşılanmıyordu. Biz diyor onları küçük gördük ama, o kişi öyle diyordu yani, şimdi ismi aklımda kalmadı. Ama diyor biz de o yola girdik. Ne zaman? Ta diyor onlardan yüzyıllar sonra. Müslümanlardan yüzyıllar sonra biz de diyor aynı yola girdik soyut sanata. Halbuki onlar bizden çok daha önce soyuta yatkınlaşmışlardı. Soyut sanata girmişlerdi diyor. İdi, onu da hafızamdan naklettim, kitaptan değil. Efendim 42. sayfadan bir şey. Postmodern dans üzerine bir cümle. Yani bana ilginç geldi. Belki size gelir, belki gelmez, bilemiyorum. Postmodern dans, hareket için hareketin algısı üzerindeki vurgusuyla dansın, bale temsilleri de dahil olmak üzere taklit etmediğini, daha ziyade insan eyleminin olanaklarını araştırdığını bize anlatır. Postmodern dansın amacı buymuş. İnsan eyleminin olanaklarını araştırıyormuş. O yüzden demek ki bu kadar çok garip hareketler, tuhaf kurgular var postmodern dansta. Bütün ihtimalleri bulmaya çalışıyorlarmış arkadaşlar. O yüzdenmiş. 43. sayfadan bir ifade. Temsil kavramı daha geniş kapsamlıdır diyor. Yani taklide göre o taklit mevzuunda o taklitçilik öldükten sonra temsil kavramı ortaya çıkmış. Yani taklide gerek yok. Temsil etse yeter şeyi. Bu ne demekmiş? Biraz okuyalım. Bu ve benzeri sorunlarla başa çıkabilmek için Platoncu, Aristocu kurama yakınlık hisseden kişi taklit diyende temsilden söz etmeye başlayabilir. Bu aşamada temsil derken bir başka şeyin yerine konulması için, izleyici tarafından o şey olarak tanınması için ortaya konulmuş şey kastedilmektedir. Abi tuhaf okudum galiba, bu cümle tam olmadı. Bu aşamada temsil derken bir başka şeyin yerine konulması için, izleyici tarafından o şey olarak tanınması için ortaya konulmuş şey kastedilmektedir. Yok, cümlenin kendisi tuhafmış. Geri alıyorum, ben yanlış okumamışım. Örneğin bir portre kimin portresi ise, İzleyenin onu o kişi olarak tanıması için yapılmıştır. Bu elbette bir taklit örneğidir ve taklit temsilin bir alt kategorisidir. Temsil kavramı daha geniş kapsamlıdır. Çünkü bir şey başka bir şey gibi görünmese de onun yerine kullanılabilir. Örneğin bir zambak ona benzemediği halde Bourbon'daki kraliyet evi için kullanılmaktadır diyor. Yani temsilde birebir aynılığa gerek yok, çağrıştırsın yetiyor. Temsil, sanatta temsil görüşü de böyle bir şeye kaymış. Taklitçi görüşten sonra temsilci görüş ortaya çıkmış. Burada biraz ilerleyeyim. Bazı çizdiklerimi atlıyorum. Bir sanatçı varmış. Bu adam çeşme diye bir şeyi varmış. Pisuvardan yapmış o sanat eserini falan. Ona karşı hakkında şeyler söylüyor. Normalde diyor o bir sanat eseri değildir. Ama diyor o kişi yaptığı için sanat eseri muamelesi görüyor. Biraz okuyayım bari, hadi madem bahsettik, hiç girmeyecektik aslında. The Camp herhalde böyle okunur. The Camp'ın hazır nesneleri sanatsal çalışmalardır. Ancak sıradan pisuar ve kar kürekleri değildir. Peki The Camp'ın hazır nesnelerinde olup da ayırt edilemez eşlerinde olmayan özellik nedir? Bu noktada bir yeni temsil kuramcısı, The Camp'ın hazır nesnesinin bir konusu olduğu, bir şey hakkında olduğu,
algısal olarak ayırt edilemeyen gerçek dünyadaki karşılıklarının ise konusu olmadığı varsayımını öne sürebilir diyor falan. Yani doğadan alınmış herhangi bir şey ya da bir sanayi üretimi bunu artık sanatta kullanıyorlar aksesuar gibi, parçası gibi. Peki diyor hani normal doğal şey sanatsal değeri yok. Ama burada oldu. Nasıl oluyor bu? İşte onu böyle ayırıyorlarmış. Orada bir şey hakkında oldu. Ötekiler bir şey hakkında değil falan filan diyorlarmış. Efendim. Burada biraz daha hızlı gideyim. O halde hazır nesneler ve onların gerçek yaşamdaki tıpatıp benzerlerine yönelik davranışlarımız tamamen farklıdır. Hazır nesneler söz konusu olduğunda onları yorumlamaya çabalamak doğru ve uygundur. Onların bir şey hakkında olduklarını varsayarız ve ne demek istediklerini ya da hakkında oldukları şeyle ilgili ne ima ettiklerini belirlemeye çalışmanın onlara yönelik uygun bir tepki olduğunu düşünürüz. Sıradan pisuar ya da kürekler için uygun bir tepki değildir bu. Neden? Çünkü sıradan pisuar ve kürekler sanat eserleri olmadıklarından hiçbir şey hakkında değillerdir. Bir önceki paragrafımızı doğrulayan başka bir metin 48. sayfada. Devam ediyoruz. Aa, burası da güzel. Bakınız, ilk olarak yeni temsil kuramının 53. sayfadayız arkadaşlar. İlk olarak yeni temsil kuramının daha önceki karşıt örneklerinin bazılarını ele alış biçiminin gerçekten ikna edici olup olmadığı kesin değildir. Saf orkestra müziği ve temsili olmayan mimarinin bazı örnekleri söz konusu olduğunda yeni temsil kuramcıları bunların etkileyici özellikleri olabileceğini ve bu çalışmaların da bunlar hakkında olduklarını söylüyor. Ama bu sorgulanabilir bir görüştür. Diyelim ki bir orkestral müzik parçası üzücüdür. Peki gerçekten de üzüntü hakkında mıdır? Yani hakkında bir şey anlattığı üzüntü diye bir konusu gerçekten var mıdır? Bir özelliğe sahip olma. Bu cümleyi çizmişim ben asıl. Demek ki dikkatimi çeken cümle buymuş. Bir özelliğe sahip olma, o özellik hakkında olma anlamına gelir mi? Bir özelliğe sahip olma, o özellik hakkında olma anlamına gelir mi? Bence çok kıymetli bir soru bu. Mesela işte bizim de hep böyle dava ettiğimiz, üzerine konuştuğumuz, inandığımız şey, dünya evet eğlencelidir ama eğlenmek için değildir. Bak, özelliği eğlencelidir ama eğlenmek için değildir. Lezzetlidir ama lezzet için değildir. Herhangi bir nimet. Elma, armut, şu bu. Lezzet alıyoruz. Bir veçi o. Ona bakıyor. Ama buradaki soruyla söyleyelim. Bu özelliğe sahip olması, o özellik hakkında olması anlamına gelir mi? Tek amacının ne olduğu anlamına gelir mi? Ya da biz de böyle söyleyelim yani. Bir tek amacı hayatta kalmaya çalışıyor. Tek amacı bu mu? Hayatta kalmaya çalışması onu tamamen sınırlandırır mı? Yoksa başka amaçları da mı var? Varlık hikmetleri falan gibi gibi soruları çoğaltabiliriz. Ama şeyi, temeli sağlam bir şey yani. Hiç bunu düşündük mü? Bir özelliğe sahip olma, o özellik hakkında olma anlamına gelir mi? Düşünelim bunu arkadaşlar. Ben beğendim burayı. Hatta fotoğrafını da çektim, arşivime koydum. Belki bir yazıda kullanırım diye. Evet, buralarda bir şey çizmemişim. Allah çizmişim. 60. Yok, burayı geçelim. Bunu okumayayım. Burayı da geçeyim. Burada da sizi tutmayayım. Biraz hızlı gidelim. Burada ilginç bir bilgi var. Bunu okuyayım. 71. sayfa. Kaldı ki söz konusu resimleri anlamada başlangıçta herhangi bir tereddüt olduysa da dil öğrenme sürecinden farklı olarak yerli deneklerin Batı resmini öğrenmeleri neredeyse hiç zaman almamıştır. Elbette Batı'nın resimsel tarzıyla üretilmiş fotoğraf, film ve televizyon programlarının dünyanın dört bir yanına özel eğitim gerektirmeden yayılmış olması da bu iddianın doğruluğunu kanıtlamıştır. Farklı kültürlerden gelen insanlar yabancı dil öğrenmeden çok farklı olarak, asıl kilit cümle burası arkadaşlar, dikkat. Farklı kültürlerden gelen insanlar yabancı dil öğrenmeden çok farklı olarak
bu konuda eğitilmeden ya da çok az tarifle neredeyse anında neyin temsil edildiğini anlayabiliyorlar. Yani bizim dil öğrenme yeteneğimizden daha üstün bir sanatsal anlama yeteneğimiz var. Temsiller anlayabiliyoruz. Buradan şeye giderim. Hani Bediüzzaman Hazretleri çok temsili hikayecik anlatıyor ya eserlerinde. Bakın demek ki temsillerin bir şeyi var. Ne anlama geldiğini dilden daha çabuk anlıyoruz temsillerin. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'de geçen o anne karnındaki iki çocuk şeyi, doğumdan sonra hayat var mı yok mu diye aralarında konuşuyorlar ya, o kaç tane filmin konusu oldu Batı'da. Bakınız 1000 yıllık bir öykü. Mesnevi'de geçen, öyle biliyorum ben, Mesnevi-i Şerif'te o. Bab-ı Aziz filminde de anlatılıyor. Will Smith'in Gizli Güzellik filminde de var. Bugünlerde de bir kadın onu böyle diyalog gibi yapmış falan, şey çekmiş. Kısa bir video çekmiş, paylaşmış. Gezerken gördüm internette. Bakın demek ki temsillerin dili daha yaygın. Bunu nereden şey anlıyoruz? Batılıların temsilleri de bizim aramızda çabuk anlaşılıyor. Bir film çekiyor adamlar, bu bir temsil. O temsil bizim aramızda dilden daha çabuk anlaşılıyor. Aa, bu filmde şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye. Daha ortak bir alana isabet ediyor demek ki. Cinaslı safsata. Bunu ilk kez duydum. Hoşuma gitti. Bunu da size aktarmak isterim. Kitabın 76. sayfasında cinaslı safsata nedir? Cinaslı safsata, bir tartışmadaki kavramlar farklı anlamlarda kullanıldığında ortaya çıkar. Örneğin eğer tüm bekarlar bachelor, yani İngilizcesi erkektir. Hillary Clinton da lisans mezunudur. Bachelor of Arts. O halde Hillary Clinton erkektir dediğimde iddia kabul edilemez. Çünkü bachelor kavramı tartışma boyunca tek anlamda kullanılmamaktadır. İlk önermede cinsiyete dairken ikincide eğitim durumunu ifade eder. Hillary Clinton'ın akademik anlamda bachelor olmasından, herhalde böyle okunuyor bu kelime, hatalıysam ara. Bachelor olmasından dolayı erkek olduğu sonucunun çıkarılması cinaslı safsatadır. Bir kelimeyi tartışma sırasında iki anlamda birden kullanmak cinaslı safsataymış arkadaşlar. Böylece bir kavramı daha öğrenmiş olduk. Bu da ilginç bir şey. Sözcüksel temsil diye bir şey, konu açmış burada 80. sayfada. Temsilin bazı örnekleri isteğe göre yerleşmiş şifrelerle aracısız olarak yapılıyorsa da başka türleri şifreli sözcükler ya da göstergesel olabilir diyor falan. Mesela romantik balede bir oyuncu başıyla bir çember çizdiğinde, böyle yaptığında nasıl oluyor acaba? Ben güzelim demiş olur. Bakın arkadaşlar, ben güzelim demekmiş balede, romantik balede ben güzelim demiş olur. Sadece bakarak bunu anlamak mümkün değildir. Hakikaten biz anlamazdık yani. İlgili işareti önceden bilmek gerekir. Benzer şekilde Hint dansındaki el hareketleri de bu şekilde işler. Demek ki Hint danslarında da o el işaretlerinin çok manası var da biz bilmiyoruz. Bazılarını biliyoruz mesela, çok güzel bulduklarında falan bir el hareketleri var. Böyle böyle bir şey yapıyorlar. Mesela onu anlıyoruz. Ama belki çok daha başka işaretler var. Bilmediğimiz için dansın parçası sanıyoruz. O hareketi niye yaptı diyoruz. Romantizm hakkında konuşuluyor. Burayı geçeyim. Dışa vurumculuk niye ortaya çıktı burada, onu anlatıyor. Buralara hiç girmeyeyim. Daha hızlı gideyim. Çünkü çok vakit geçirmişim kitapta. Bir sanat eseri yaratmak patlama, püskürme ya da atıp tutma meselesi değildir. Bir açıklık getirme sürecidir. Dışa vurumcu yaklaşım niye ortaya çıkmış, onu da şurada anlatıyordu ya, bunu da iki cümle okuyayım burada. Sanatın kendini hem bilimden ayıran hem de onunla eşit konumda olmasını sağlayan bir görevle ortaya çıkması doğrultusunda toplumsal bir baskı vardı. Sanatın duyguların ifadesinde uzmanlaştığı fikri bu anlamda oldukça çekiciydi. Dış dünyanın araştırılması meselesi bilime bırakıldı. Çünkü yarışamamış bilimle sanat o konuda.
Sanata ise yeni ve önemli bir görev verildi. Duyguların içsel dünyasının araştırılması. Eğer bilim doğaya ayna tutuyorsa, sanat da insanın kendisine ve deneyimlerine ayna tutmalıydı. Buradan dışa vurumcu yaklaşım çıkmış. Falan filan. Hızlı gidiyorum. Hızlı gidiyorum arkadaşlar. Burayı geçeyim. Burayı geçeyim. Bir şiir hakkında ilginç bir şey söylüyor ama onu da geçtim. Sizi daha fazla şey yapmamak için, bıktırmamak için bir saatte bitirmeye çalışacağım. Uzatmak iyi değil. Ama bu sayfalarda bir şey yokmuş. Hızlandık. Vardır da ben çizmemişim. Öyle demeyeyim şimdi, kitabın günahını almayayım. Çünkü kitap dolu bir kitap. Hoşuma gitti. Akıl yürütme tarzları falan yazarım. 162. sayfa. Daha önce söylediği şeyi biraz daha açıyor. Şüphesiz bu tür modern bir sanatın gelişmesinde önemli bir neden. Hangi neden? Dışa vurum. Fotoğrafın ortaya çıkışıydı. Fotoğraf hem müthiş bir benzerlikle hem de otomatik ve ucuz bir şekilde resim üretimine olanak sağlamıştı. Aileler bir resim için poz vermekten çok daha az para ve zaman harcayarak portrelerini elde edebiliyorlardı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına gelindiğinde fotoğraf resmi taklit açısından işinden edebilir bir... Pardon. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında gelindiğinde fotoğraf resmi taklit açısından işinden edebilir gibi görünüyordu. Sanatçıların ayakta kalmak için ya resmi bir ya yeni bir meslek, sanatçıların ayakta kalması için ya yeni bir meslek ya da yeni bir tarz bulmaları gerekiyordu falan diyor ondan sonra. Soyutlama değişen koşullara uyum sağlamak için bulunan yollardan biriydi. Soyut sanat işte bizim bahsettiğimiz. Böyle ortaya çıkmış. Yine hızlanayım. Bazılarını atlayayım. Bütün notlarımı okumayayım. Aslında okunacak bir şey. Buna bakalım. Besteci John Cage, 433 adı verilen ve 20. yüzyıl sanatının en önemli çalışmalarından biri olarak görülen bir yapıt yarattı. Neymiş acaba? Bu yapıt bir dizi talimattan oluşur. Bir piyanist piyanonun önüne oturur, notayı açar ama hiçbir tuşa basmaz. İş birbirini takip eden 4 dakika 33 saniye boyunca duyulan ortam seslerinden ibarettir. Eğer biri öksürür ya da sandalyesini gıcırtatırsa bu da parçanın bir kısmı olur. Eğer bir cep telefonu çalar ya da dışarıdan gümbürtüyle bir kamyon geçerse bu da parçanın bir kısmı haline gelir. Benzer şekilde eğer bir radyoyu açar ve Howard Stern'in böbürlendiğini duyarsak o da öyle. Sonra piyanist notasını kaldırır ve parça biter. Böyle bir modern sanat şeyi varmış arkadaşlar. Eseri. Asıl malzemesi dış seslermiş. Geri kalan her şey o dış seslere dikkat kesilmemiz içinmiş. Yine bir modern sanat eserinden bahsediyor. Bu da komik olduğu için okuyayım. Dahası biçimsizliği gündelik dildeki gibi kasıtlı inceleyen tek sanatçı Cage değildir. Heykeltıraş Robert Morris de bir başkasıdır. Buhar adlı işinde bir grup taşın altında duman sızdırır ve ortaya çıkan figür de sis gibi biçimsizdir. Buhar adlı işinde bir grup taşın altından duman sızdırır ve ortaya çıkan figür de sis gibi biçimsizdir. Aynı şekilde 1968'de yaptığı isimsiz iplik atıkları asfalt, ayna, bakır boru, keçenin yere dağıtılmasından ibaretti. Bu da bir sanat eseriymiş. Aynı yıl isimsiz pislik adlı işinde gözle görülür bir şekilde rastgele pislik, yağ, bataklık yosunu, kiremit, çelik, alüminyum, pirinç, çinko ve keçeyi dağıtmıştı. Gündelik dilde böyle bir parçayı gördüğümüzde akla gelecek ilk şeyin bu ne pislik demek olacağını sanıyorum. Oturma odamızda aynı dağınıklığı görsek hemen temizlenmesini isterdik. Ve bunların tanımlanmasını istesem biçimsiz olduklarını söyleyeceğinizi düşünüyorum. Çöp yığınları kadar biçimsiz ki görüntüleri de öyleydi diyor. Ama işte bu da bir sanat eseriymiş artık.
Onun gerekçesini de izah ediyor. Falan burada gene atlayayım bazı notları. Ha burada mesela ilginç de matematik hatta metafizik hakkında söylemlerinde Leibniz her şeyin ne kadar biçimsiz olursa olsun onu temsil etmek için bir matematiksel denklemle geliştirilebilecek kadar biçimi olduğunu söylemiştir. Yani bizim doğada ya bu biçimsiz, bu karmaşık falan dediğimiz şeyler aslında diyor matematikle ifade edilebilecek kadar düzenliğe sahiptir demiş Leibniz. Metafizik hakkında söylemlerinde. Biz de katılıyoruz. Bence de öyledir yani. Biz onu karmaşık veya dağınık görüyoruz. Aslında onun bir düzenliliği var. Çünkü düzenliliğin içinde bir parça. Sanatçı neyin uzmanıdır? İşte buna güzel bir şey söylüyor. Sanatçıyı bilimci, doktor ya da avukattan ayıran şey nedir? 195. sayfa. Uzmanlık alanı nedir? Bu Platon'un birçok diyaloğunda sormuş olduğu bir sorudur. Yeni biçimcinin yanıtı dosdoğrudur. Sanatçı özünde sunum biçimleri ve anlamları eşleştirmek, biçimi içerikle birleştirmek konusunda uzmandır. Sanatçı özünde sunum biçimleri ve anlamları eşleştirmek, biçimleri ve anlamları eşleştirmek, biçimi içerikle birleştirmek konusunda uzmandır. Sanatçının ne olduğunu da güzel ifade etmiş burada. Biçimi ve içeriği birleştiriyor. Anlamı ve tasarımı birleştiriyor diyelim. Burayı da atlayayım. Anlamı olmayan bir çalışmanın biçimi de olamaz diyor. Orayı okumadım daha fazla. İçerik, konu, biçim, tarzdır diyor. Mesela güzel bir ifade. Burada onun izahını da yapıyor ama atlayalım. O halde parçalar ve ilişkiler sanatsal biçimin temel malzemeleridir. Bir yapıtın biçimi hakkında bir şey söylediğimizde yapıtın parçaları arasındaki ilişki hakkında konuşuyoruzdur. Bir yapıtın biçimi hakkında bir şey söylediğimizde yapıtın parçalar arasındaki ilişki hakkında konuşuyoruzdur. Yani tasarım hakkında konuşmak aslında parçalar arasındaki ilişkiyi konuşmaktır diyor. Bu da hoşuma gitti yani. Amerikalı mimar Louis Sullivan biçim işlevi izler demiştir. Biçim işlevi izler. Onun aklındaki şey örneğin garaj kapısının biçiminin büyüklüğü ve şeklinin işlevini ortaya koyması için gereken belirli bir şekilde olduğudur. Büyük araçların arasından geçmesini sağlayacak şekilde. Garaj kapısının biçimi kapının yapılma amacıyla ilişkilidir. Benzer şekilde bir yapıtın biçimi de tercihen yapması gereken şey, anlatmak istediği şey ya da amacı tarafından belirlenmiştir diyor. Bu da güzel bir izah. Yine atlıyoruz efendim. Hop, hop, hop ve hop hop. Burayı da geçeyim. Bu da mesela ilginç bir şey. İnsan niye var? İnsanın hikmeti ne? Bakınız burada sanki ona bir dokunuş var gibi. Saatime de bir bakayım kaç dakika var. 44. Burayı okuyayım. Dahası estetik özellikler dışa vurumcu olsun olmasın. Bu özellikler hala örneğin 3 metre uzunluğunda olmak bir olmak gibi özelliklerden farklıdırlar. Örneğin 3 metre uzunluğunda olmak gibi özelliklerden farklıdırlar. Çünkü bunlar tepkiye bağlı özelliklerdir. 3 metre uzunluğunda olmak insanların varlığından bağımsız olarak da bir nesnenin sahip olabileceği bir özelliktir. İnsansız bir evrende nesneler yine de belirli bir uzunluğa sahip olurlardı. Yani insan olmasa da nesneler uzun veya kısa olurlardı. Ancak örneğin bir dağa atfedilen heybetli olma özelliği insan algısına bağımlıdır. Belli bir görünüm ve ölçekteki dağlar bizim gibi varlıklara duyarlılıklarımız, algısal ve zihinler yapımızı nedeniyle heybetli gelirler. Bir daha okuyayım burayı. Örneğin bir dağa atfedilen heybetli olma özelliği insan algısına bağımlıdır. Belli bir görünüm ve ölçekteki dağlar bizim gibi varlıklara duyarlılıklarımız nedeniyle heybetli gelirler. Yani insanoğlu işin içine duygu girdiğinde alternatifi yok.
diyelim, o yönü, o sanatsal yönü, o duygusal, o estetik yönü biz karşılıyoruz. Evet, daha yine 100 metre ise 100 metre olacaktı. 100 metre olmaz gerçi, daha 1000 metre olması lazım galiba. Onların sınırları vardı ama şimdi unuttum. Tepe neye denir, dağ neye denir falan. Coğrafya derslerinde öğrenmiştik. Ama onun yaptığı tesir, onu kim yorumlayacak? İşte bak, insanoğlunun kıymeti. İnsanoğlu yorumluyor işin o kısmını. Yani Cenab-ı Hak bizi niye yaratmış, niye var etmiş? Varlıkta ne eksikti? Eksik demeyelim de noksan, aynı kelimeyi söylemiş olduk, bir şey değişmedi. Neyle tamam oldu? İnsanla tamam oldu. Nasıl tamamladık? Belki bu yönümüzle de tamamladık yani varlığı. Duygusal yönüyle. Sanat yapıtları izleyicide estetik deneyimlere neden olmak üzere kurgulanmış nesne ve olaylardır. 237. sayfa. Bu da o güzel bir cümle. Hızlıca geçiyorum yine. Burada boşluklar var zaten. El veriyor. Bir çalışma. Daha ziyade çeşitlilik, bir bütünlüğü olan çalışmaların tipik bir özelliğidir. Yani çeşitlilik genelde bütünlük içinde çeşitlilik meselesidir. Bir şeyde çeşitlilikten bahsediyorsak onların bir bütünlüğü vardır, onun içinde bu çeşitlilik vardır. Yani sonuçta bir bütünlükleri vardır yine. Bütünlüğü olmayan çeşitlilik olmaz diyor. Öyle bir şeyden bahsedilmez diyor, bütünlüğü yoksa. Bir çalışma bu tür bir çeşitlilik açısından dikkate değer olduğunda ona karmaşık diyoruz. Bak, karmaşık aslında bütünlüğü olan ama çeşitliliği yüksek düzeyde olan demekmiş. Bediüzzaman Hazretleri hani diyor, dünyadaki sanatı kitap şeklini aldı, kainattaki sanatı kitap şeklini aldı, insandaki sanatı hitap çiçekleri açtı diyor ya bir yerde. Lemaat'ta mı acaba, hakikat çekirdeklerinden? Bir yerde söylüyor bunu yani. Kainat niye bize karmaşık geliyor bazen? Çünkü o kadar çeşitli ki. Ama onlar içinde de bir bütünlük var. Yani bu karmaşıktan bahsederken kaostan bahsetmiyoruz biz. Karmaşa kaostan başka bir şey. Karmaşada bir düzen de var yani. İntizamsızlık içinde kemal intizam. 13. sözdeki ifadesiyle intizamsızlık içinde, zahiri bir intizamsızlık içinde ama kemal intizam. Evet. Burada ön yargı meselesiyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Onları da hızlıca geçeyim. Ya da şu cümleyi okuyayım. Gönüllü olarak ilgi göstermek, kendinizi o nesneyi yaratanın ellerine bırakmaktır. Sizi nereye götürürse gitmek ve onun dikkat çekici yaptığı her şeye dikkat etmek gibi diyor. Devam ediyoruz. Yine atlıyoruz arkadaşlar. Buralar zaten bizim atlamamıza elverişliymiş, pek notum yok. Burayı atlayayım. Burayı da atlayayım. Sanat yapıtları onlar hakkındaki duyarlı düşüncelerimizi kışkırtır ve genellikle de ödüllendirirler. Sanat yapıtları ödüllendirirler diyor. Evet, burada yine güzel bir şey var. 287. sayfa. Evet, sona gelirken burayı da okuyalım. Estetik özellikler fizikçinin evreninin parçası değildir. Ama bu onların var olmadıkları anlamına gelmez. Ruhsal özellikler gibi pek çok özellik de fizikçinin evreninin parçası olmadıkları halde vardırlar. Ruhsal özellikler bağlı özelliklerdir. Salt fiziksel durumlara indirgenemezler. Ama ruhsal ve estetik özellikler gibi bağlı özelliklerle de açık ama ruhsal ve estetik özellikler gibi bağlı özellikler de açıklama gerektirir, azat etme değil. Yani fiziğin bilmediği nedenler var diyelim. Onlar da açıklanabiliyor ama fizik gibi değil. Evet. Böyle bir şey anladık buradan. Daha da şeyler anladık ama üzerinde çok durursak vaktimiz daraldı. Diğerlerini atlamamız gerekecek. Burayı da atlıyorum. İzah isteyen yerlere atlıyorum. İzah istemeden... Mesela şurada ilginç bir şey var. Brancusi'nin soyut heykeli uçan kuşun ithalatı üzerine
bunun bir sanat yapıtı mı yoksa sanayi ürünü bir metal derlemesi mi olduğuna dair bir soru ortaya atılmıştı. Eğer o sanayi ürünü bir boruysa gümrük bedeli ödenecekti ama sanatsa Amerika'ya gümrüksüz girebilirdi. Modern sanatta böyle şeyler kullanılıyor ya, karıştırmışlar gümrükte. Yani bu sanat eseri mi yoksa sanayi aleti mi? Vergisini etkilediği için bir tartışma yaşanmış. Burada yeni bir genç tancılar var. Onlar sanat tanımlanamaz demişler falan ama oraya şimdi girersem Allah. Burayı da geçeyim. Arkadaşlar güzel şeyler var ama. Burayı da atlıyorum. Konuşmam gerekecek üstlerine çünkü. Konuşursam da uzayacak. Aha, güzel bir söz. Sartre'ymiş, aitmiş bu söz. Sayfa 337'de dipnot. Sartre'a ait bir söz alıntılanmış. Ama editörün notu olabilir bu. ED yazılmış çünkü parantez içinde. Ne yapmak istediğini o bilir. Sanatçı için söylüyor bunu. Ne yapmak istediğini o bilir, biz bilmeyiz. Sanatçı ne yapmak istediğini bilir, biz bilmeyiz. Ama ne yaptığını o bilmez, biz biliriz. Eleştirmen olarak Sartre böyle söylemiş. Sartre böyle söylemiş yani. Ne yapmak istediğini o bilir, biz bilmeyiz. Ama ne yaptığını o bilmez, biz biliriz. Güzel bir söz. Demokrasi herkesin her şeyi yapma yetkisi olması anlamına gelmez diyor. Evet, devam ediyoruz. Evet. Sona yaklaştık arkadaşlar. Mar'ın portresi bir metro aracının yan tarafına yapmış olsaydı, Dora Mar'ın portresini bir metro aracının yan tarafına yapmış olsaydı o resim sanat olmaz mıydı? Picasso böyle yapmış olsaydı diyor. Bazı sanat yaklaşımları sanat eserinin sanatçının mülkü olması gerektiğini söylüyorlarmış. Burada onu eleştiriyor yani, acaba öyle mi? Sokak sanatçılarının yaptığı şeyleri nereye koyacağız diyor mesela. Adam metroya resim çiziyor. Oraya çizdi diye, kendi mülkü değil diye, bu bir sanat değil mi falan, onu tartışmaya açıyor. Yani kapitalizmin oyununa gelmesinler diyor sanatçılar. Bu tanım biraz kapitalizmin işini kolaylaştırmak için uydurulmuşa benziyor diyor. Sanat tanımlama çabaları genellikle sanat tarihinin geleceğindeki gelişmeleri öngöremedikleri için başarısızlığa uğramışlardır diyor. Evet, doğrudur. İlerleyelim. İlerleyelim arkadaşlar, ilerleyelim. Otobüsün içindeyiz sanki, ilerleyelim, ilerleyelim. Son paragraf, kitabın son paragrafı. Yazar güzel toplamış, onu söyleyip ben de bitireyim. Ya da belki okuyucu bu kapağın içinde bulduğu hiçbir şeyden tatmin olmamış bir şekilde konuya kendi yaklaşımını geliştirmeyi isteyecektir. Bunların hepsi yararlıdır. Bu kitap eğer görüşler, tenkitler ve konuların karmaşıklığını algılama hissi vermeye yetecek kadar okuyucunun kendi yolunu çizebilmesinde gerekli araçları sağladıysa amacına ulaşmış demektir. İyi yolculuklar. Biz de yazara teşekkür ediyoruz, Noel Carroll'a. Bu kitabı için Sanat Felsefesi Çağdaş Bir Giriş kitabının ismi. Kitap arkadaşlar güzel bir metodoloji izliyor. Önce sanat tanımlarını tek tek ele alıyor. Çözümsel felsefeyle onları biraz savunuyor başta. Bak şunları şunları izah ediyorlar. Hakikaten şurada şurada hakikatleri var. Sonra karşısına geçiyor. Niye nihai tanımların bunlar olmadıklarını, ne yönden eksik kaldıklarını eleştirerek ortaya koyuyor. Sonra bir sonraki tanıma geçiyor, ondan daha üst olan tanıma. Onu da aynı şekilde önce biraz izah ediyor, sonra savunuyor, sonra eleştirerek yıkıyor. Sonra diğerine, sonra diğerine. Burada en az 7-8 belki daha da fazla sanat tanımının şeyi var. Tarifi, savunması ve tenkidi var. Ben yani akılı çalıştırmada bu kavramlara inip
orada ne yeter, ne gerekir sorusunu cevaplamada başarılı bir çalışma gördüm bunu. Notlar da aldım yani yazılarımda kullanırım falan diye bazı şeyler çok hoşuma gitti. Kitap genel olarak çok faydalı. Benim hoşuma gitti ama ilgilisi sever yani. Böyle tartışmaları, diyalogları, diyalektiği sevenler için cazip bir kitap olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, vaktimizin de sonuna geldik. Daha fazla uzatmayayım, sizi de bıktırmayayım. Kitapta bir eksik, hani ona bahsedeyim. Ha, kitapta eksik gördüğüm şey. Noel Carroll kimdir? Neler yapmıştır? Bu kitabı yazmasına yani sağlayan şey, yetki nedir? Onu ben bilmek isterdim. Şimdi internetten bakıp öğreneceğim ama kitapta da olmasını isterdim. Yani bu adam kimdir diye şöyle birkaç sayfa, adam mıdır, kadın mıdır onu da bilmiyoruz. Böyle birkaç sayfa, yani kariyeri nedir, daha önce neler yapmıştır, ya bilimsel anlamda bu sözlerinin kıymeti nedir? Bunu anlamak açısından bir biyografisi olsaydı, birkaç sayfalık şöyle bir tanıtıcı ön söz gibi bir şey olsaydı çok faydalı olurdu. Ben bu kitabın büyük bir eksiği olarak gördüm bunu. Arka kapak yazısında vardır dedim. Orada da yok. Yani arka kapak yazısında mesela ne diyor? Noel Carroll'ın sanat felsefesi ve estetik konuları çağdaş ve eleştirel bir yaklaşımla ele aldığı bu kitap aynı zamanda çözümsel felsefe yöntemlerine bir giriş özelliği de taşımaktadır falan filan. Belki şu, ben kendi cahilliğime vereyim. Belki de bu kişi çok ünlü bu mevzularda, sanat felsefesinde falan. Yani metinleri çok ünlü, kendisi çok ünlü. Herkes tanıyor. O yüzden ihtiyaç duymadılar. Ama işte bizim gibi hariçten gazel okuyanlar, hariçten okuma yapanlar geldiğinde yazarı karşısında biraz şey kalıyorlar. Yani bu adam kim? Bu kadar racon kesiyor kitabın içinde, hüküm veriyor, ayar veriyor, işi öğretiyor. Acaba kim bu kişi diye merak ediyoruz. Bunu da hangi yayın eviydi onu söyledik mi? Söylemediysek ihmal etmişiz, hatamızdır, hemen söyleyelim. Ütopya yayın evine bir not olarak iletelim yani. Ütopya yayın evi lütfen Noel Carroll'ın kim olduğunu bu kitaba ekle yahu diyelim. Editörü kimmiş? Bak Mehmet Yılmaz Bey. Mehmet Bey kitabı çok güzel çalışmışsınız. Yani okurken çok memnundum. Hiç tahsih falan görmedim neredeyse. Belki çok küçük bir iki tane vardır. Şimdi bu kadar güzelliğin üstüne insanın gözü bir biyografi arıyor arkadaşım. İnşallah koyarsınız. Allah razı olsun diyelim. Peki bu kitaplıkta bu kadar. Bir başka kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.